Merhabalar. Bir kitap bir filmin yeni bölümünden herkese iyi akşamlar diliyoruz. Ben Tuğçe Arslan İçer. Partnerim Eylül Görmüş'le bir kitap bir filmin şu anda bir kayıt bölümünü alıyoruz aslında, itiraf etmemiz gerekirse. O yüzden de numarasını veremiyoruz kaçıncı bölümde olduğumuzun. Her zaman çünkü genelde kaçıncı bölümde olduğumuzla başlıyorduk. Eylül nasılsın? İleride yayın ama bize de böyle güzel bir anı olarak izleyeceğiz sanırım ileride yayınlandığında. Evet, iyiyim şu an. Bugün iyiyim. Ay, bu yayın yayınlandığı zaman nasıl olurum kim bilir. Ama şu an iyiyim. Biraz sadece böyle üst üste yayın çekiyoruz biz şu anda. Senin doğumuna yetişmek ve sonra o arayı boş bırakmamak için. Biraz böyle kafam karışmış durumda. Ne konuşuyorduk falan diye ama onun dışında iyiyim. Teşekkür ederim. Benim de öyle. Neyi konuşacaktık? Şimdi film, kitap hangisiydi gibi oluyor ama bir taraftan da bu hamilelik benim iznimde. Eylül'ün de bu dönemde tatil yapmasını planlıyoruz bir süre. Çok da böyle sizi de boş bırakmak istemedik. Güzel konuşmak istediğimiz filmler, kitaplar vardı. O içerikleri yaratmak istedik. Bugün de yine çok sevilen bir kitap ve film üzerine konuşacağız. Kitabımız Kafka'nın Davası. Filmimiz de Andrei Ziyaginsev'in, biraz zor bir telaffuzu var, Leviathan'ı. Anglo-Saksonlar Leviathan diyor, biz Frankofonlar Leviathan diyoruz. Artık siz hangisini seçiyorsanız efendim, diyerek biraz böyle yazarı konuşmak ve kitabı konuşmak üzere sözü Eylül'e bırakıyorum her zamanki gibi. Evet, şimdi yani bu işe biz başlarken her şey çok güzeldi. Kimse bana bir gün oturup Kafka anlatman gerekecek demedi. Ve yani bu zor bir misyon şu an üzerimdeki. Bugün ekstra zor bir misyon var üzerinde. Bir de kavramsal olarak böyle biraz Evet. kavramları konuşacağız ve Eylül biliyorsunuz siyaset bilimi mezunu olduğu için ben bugün topu biraz Eylül'e bırakıp ara ara dahil olmayı planlıyorum. Buyurun efendim. Çok iyiyim. Şimdi şöyle, işimi kolay, önce Kafka'dan bahsedeyim, sonra biraz Kafka eski kavramına eğileceğim. Orası asıl mesele. Yani Kafka'nın hayatıyla ilgili kısaca birkaç şey söyleyeyim. Kendisi Çek asıllı bir Avusturyalı, Almanca yazıyor eserlerini. 1883 doğumlu. Çok erken yaşta, 1924'te 41 yaşında hayatını kaybediyor. 1917'de akciğer kanseri tanısı konuyor kendisine 34 yaşındayken ve çok erken yaşta kaybediyor. Aslında büyük eserlerinin önemli bir bölümü de ölümünün ardından en yakın arkadaşı Max Brod tarafından yayınlanmış. Bu kitapta dahil olmak üzere ve bunların çoğu dava, şato vesaire tamamlanmamış kitaplar aslında. Yarım kalmış kitaplar. Şöyle yani zor bir çocukluk geçiriyor kendisi. Çekler tarafından işte bu Avusturyalı şeyinden ötürü hiçbir zaman tam olarak sahiplenilmemişti diyeceğim artık öyle değil. Bunun bir turistik malzeme olduğu fark edildiğinden beri bayılıyorlar Kafka'ya. Avusturyalı Yahudi olduğu için o dönemde özellikle biraz reddedilmiş. Dolayısıyla böyle biraz mahallesiz kalmış diyebiliriz. Aslında son derece sıradan bir hayatı var yani hukuk fakültesinde okuyor. Burada Max Brod'la tanışıyor ve daha sonra sigortacılığa başlıyor. Burada Max Brod'la tanışıyor ve biraz o edebiyat çevrelerine giriyor. Babasıyla ilişkisine çok kısa değinmek lazım. Çok problemli bir ilişki ve bütün ruhsal dünyasını ve zannediyorum edebiyatını da biçimlendirmiş bir ilişki bu. Çok çok problemli bir ilişkileri var. Kafka müzeden de birkaç görsel koymuştum. Çok yani kısaca değinmek istiyorum. Yani pek çok yazarla ilgili müze var ama Kafka Müzesi beni çok etkileyen müzelerden biriydi Prag'da. İçi bu görüyorsunuz. Çok enteresan bir kürasyon yöntemiyle eserler sergileniyordu. Yani o klasik işte el yazmaları bilmem ne falanın ötesinde çok canlı yaşayan o Kafkaesk dediğimiz şeyi sizi içine alan bir müze bu. Yani Kafka gibi atmosferik eserler üreten bir yazarın hakkını veren bir müze olduğunu düşünüyorum. Hayat normalleştiğinde bir gün Prag'a giderseniz müzeyi ziyaret etmenizi öneririm. Yine içeriden görüyorsunuz. Dışında da hem çok böyle bahçesinde çok güzel heykeller var.
Bir de önünde meşhur K harfi var. İnsanların bu şöyle fotoğraf. Şeyler gördüm. Fotoğraf. Bu müzenin dışı bahçesi. Yani insanlar müzeye geliyorlar. K harfinin önünde fotoğraf çekilip gidiyorlar içeri girmeden. Bayağı şahit oldum buna bahçede sigara içerken. İşte bu da bu tuhaf bir şey yani. Şimdi snop snop konuşmak istemiyorum ama yani böyle de bir garip turizm biçimi var. Neyse. Konuşmak istemiyorum ama ne yapıyorsunuz? Ama tutamıyorum, evet yani. Çok yadırgamıştım çünkü. Neyse deyip şeye birazcık şu Kafkaesk meselesine gireyim. Yani Kafka ile ilgili 35 tane bölüm çekilebilir. Dolayısıyla çok kısıtlı bir biçimde anlatacağım. Burada imdadıma inanmazsınız. Kundera yetişti. Çok şaşırtıcı bir şekilde. Şu kitap, herhalde 90 kere falan gösterdim bunu. Roman sanatı. Kafka'nın, Kundera'nın artık görselini de koydum istedim rejiden. Çünkü öyle yani benim için. Roman sanatı Kundera'nın edebiyatla ilgili incelemelerini içeren 4 diyeyim. Aslında üçleme olarak yazdığı, sonra bir tane daha ekliyor. Şeyin bir parçası olan bir kitap. Burada Kafka ile ilgili çok geniş analizler var. İkisi de Çek zaten biliyorsunuz. Ve Kafka'nın mirasını çok sahiplenen biri Kundera ve çok kafa yormuş bu konuda. Şöyle bir şey söylüyor kitapta. İmdadıma bu yetişti. Kafkacılar çözeceğiz diye diye Kafka'yı öldürdüler. Buna çok katılıyorum. Yani böyle bazen böyle şeyler oluyor. Yani yazarın ya da yönetmenin düşündüğünün ötesinde bir mana atfetmek, olmayan anlamlarla içini doldurmaya çalışmak ve çekiştire çekiştire bir tuhaf hale getirme durumu olabilir. Yani mesela Nuri Bilge ile ilgili biraz konuşmuştuk bunu, hatırlarsan. Hı-hı. Hani bunu gerçekten kastettin mi acaba falan gibi böyle bir şeydi. Biraz Kafka'da da o durum var. Ve Kundera'nın bu konudaki şeyini önemli buluyorum. O yüzden bu Kundera'nın da beyanına sığınarak böyle uzun uzun Kafka analizi yapmayacağım. Çünkü gerçekten ya bu konuda okunacak çok fazla şey var. Tezler var, o var, bu var. Ben sadece bir çerçeve çizmek istiyorum. Şöyle bir şey, Kafka'nın eserleri yani üç büyük, aslında yani en çok en popüler ülkemizde sanırım Milena'ya Mektuplar, ama yani çok böyle herkesin pek okuduğu bir kitap biliyorsunuz, ama yani aslında üç şey, şu bu üçünü bir arada düşünebiliriz: Şato Dönüşüm ve Dava. Benzer bir işte o Kafkaesk'in tam böyle şeyini erken dönem öykülerinde de gördüğümüz o evrenin şekillendiği üç kitap bunlar. Aslında bu film mesela Şato'yla da eşleşebilirdi bu anlamda ve hatta Dönüşüm'le de. Tuğçe, ben konuşmaya devam ediyorum. Bir süre daha konuşacağım. Bu bir problem değil, lütfen, değil mi? Lütfen efendim. Zevkle dinliyorum. Yani, hızla buna şey yapmışsın. Canlı yayında değiliz şu anda. Doğru. Ama... Aynen. Tek dinleyiciniz benim şu anda ama eminim, evet. Canlı yayınlandığında da severek dinleyeceklerdir, seni izleyeceklerdir. Evet, teşekkür ederim. Şimdi şöyle, öncelikle şunu söyleyeyim. Yine bir sevdiğim yazara referansla, bu sefer Cortazar. Bu da Cortazar'ın Edebiyat Dersleri kitabı, Berkeley'de verdiği Edebiyat Dersleri'nin metinleri. Orada Kafka ile ilgili şöyle bir şey söylüyor. Toplumsal gerçekçilik, biliyorsunuz yani aslında o dönemin MacDeck edebiyatın temel şeyi. Yani hatta bizim geçen gün babamla bu eşleşmeyle ilgili konuşurken buna değindik. Yani bu toplumsal gerçekçilikten bizim edebiyatımız hala tam olarak kurtulamadı diye. Cortazar şunu söylüyor. Mesela Ukraynalı köylülerin dertlerini anlatan bir roman, toplumsal gerçekçi bir roman edebiyat değildir diyor. Yani burada böyle bir şey var. Gerçekten hani o toplumsal gerçekçilik, mesaj kaygılı, içerikli ama lezzetsiz kitapların bir meselesi var ve Kafka tam olarak bunun dışında kalıyor ve Cortazar sembolik gerçekçilik olarak tanımlıyor Kafka'nın yaptığı şeyi. Yani ne? Olan her şey, aslında kitapta okuduğumuz hiçbir şey olay anlamında gerçek değil, semboller üzerinden gidiyor. Ama aslında çok gerçekçi bir kitap. Yani oradaki semboller, abartılı semboller, işte davadaki işte bir mahkeme, işte garip bina, üst çıkıyorsunuz, üstten size insanlar bakıyor, bir garip odalardan geçiyorsunuz falan. Bu böyle değil. Ama sonuç olarak aslında olan olay,
olmayan bir suçla itham edilmeniz ve yargılanmanız pekala herhangi bir sabah herhangi birimizin başına gelebilecek bir şey. Bu anlamda sembolik gerçekçilik olarak tanımlıyor ve ben bunu önemli buluyorum. Kafka için genelde alegorik değil, sembolik o bir dil kullandığı söyleniyor. Bu da aslında Cortazar'ın da yakın durduğu bir şey ve katılıyorum ben de öyle. Yani alegorilerden ziyade tam olarak semboller üzerinden gidiyor diyebilirim. Birazcık daha bu Kafkaesk meselesine eğilip sonra da davayı kısaca özetleyip sana devredeceğim sözü. Şimdi şöyle bir şey. Aslında burada biraz o Kafkaesk'i anlatırken zaten davaya da girmek durumundayım. Şöyle Kundera der ki, onun da yardımıyla kendisine teşekkürlerim eşliğinde. Ya şöyle bir şey, gerçeküstü şeyler var Kafka'nın kitaplarında. En önemlisini dönüşümde görüyoruz. Bir sabah uyanıp bir hamam böceğine dönüşme hikayesi. Kafka gerçeküstücülerin önerip de tam olarak gerçekleştiremedikleri şeyi başarıyor diyor Kundera. Hayalle gerçeğin kaynaşmasını sağlıyor ve romanın kaçınılmaz gözüken gerçeğe benzeme zorunluluğunu aşabilmenin mümkün olduğunu söylüyor, gösteriyor Kafka diyor Kundera. Yani o çok gerçek bir şeyi hiç gerçek olmayan şeylerle anlatmanın ve bunu çok müthiş başarmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Bu anlamda gerçekten çok etkileyici. Yani aslında o büyülü gerçekçiliğe falan uzanan yolu da açtığını söyleyebiliriz bu anlamda. Eserlerinde genel olarak gördüğümüz şey ki zaten bizim de eşleşmemizin çıkış noktası. Kafka'ya göre dünya bürokrasinin egemenliğinde bir evren. Mesela bürolar, devlet daireleri ya da şato kitabındaki sıradan sosyal bir olgu gibi değil ama dünyanın özü gibi yani konumlandırılıyor. Anlaşılması, nüfuz edilmesi zor bir yapı olarak ortaya koyuyor diyeyim. Bir budalalık var. Zaten o budalalıkla bir alay etme hali var. Bence filmde de göreceğimiz. Böyle öyle bir şey ki o budalalık böyle bir gizem havasına bürünerek metafizik bir hal alıyor ve bu çok cesaret kırıcı bir şey oluyor. Buna geri döneriz bence. Çünkü tam olarak filmde de gördüğümüz şey bu. Kundera şunu söylüyor. Ben bunu çok önemli buluyorum. Diyor ki Kafka'nın romanları düş ile gerçeğin tamamen birbirine karışması ve birbirinin içinde erimesinden müteşekkil diyor. Yani hem modern dünyaya yönelttiği çok berrak bir bakış var. Hem de acayip bir hayal gücü var. Bu anlamda her şeyden önce Kafka'nın yaptığı muazzam bir estetik devrimdir ve sanatsal bir mucizedir diyor ve ben de buna katılıyorum. Eşsiz de. Evet, çok eşsiz. Gerçekten çok eşsiz yani. Ve yani üzerinden geçti 100 sene ve hala aslında o güçte edebiyat üreten, o biçimde o güçte edebiyat üreten pek kimse yok yani. Şöyle bir şey söylüyor. Kafka'da mantık tersine çalışır diyor. Cezalandırılan kişi neden cezalandırıldığını bilmez. Cezanın saçmalığı o kadar tahammül edilmezdir ki suçlanan kişi huzura kavuşmak için kendini çektiği çileyi hak ettiğine inandırmak ister. Ceza suçunu arar gibi bir şey söylüyor ve bu bana çok çok acayip geliyor. Yani o tersten yine öyle bir şey, işte bürokrasinin bir şeyi olarak. Ve son olarak da şunu vurgulamak istiyorum. Aslında konuşacağımız şeyle de bağlantılı bence. Şöyle diyor Kundera. Kafkaesk, çok üzerine konuşulan Kafkaesk kavramı, sosyolojik ya da siyaset bilimsel bir kavram değildir diyor. Ben bunu ilginç buluyorum. Çünkü hep sosyolojik ve siyaset bilimsel bir yerden konuşuluyor. Aslında biz de öyle yapacağız bugün. Ama bunu da aktarmak boynumun borcudur. Ama şu kısmı doğru. Kafka'nın romanlarında böyle bir açık bir kapitalizm eleştirisi falan görmüyoruz. Yani böyle para, paranın gücü, ticaret, mülkiyet aslında buralarda çok dolaşmıyor açıkça. Ya da mesela diyor ki Kundera totalitarizmin tanımına da uymuyor diyor. Çünkü Kafka'nın eserinde parti, ideoloji vesaire görmeyiz. Politika, polis, ordu böyle şeyler yok pek. Yani onun temel meselesi bürokrasi aslında. Ve diyor ki bu durumda Kafkaesk daha çok insana ve dünyasına dair temel bir olabilirliği,
tarihin belirlemediği, insana neredeyse sonsuza kadar eşlik eden bir olabilirliği temsil ediyor gibi görünüyor diyor. Yani ne çok özel alanla sınırlı ne kamusal alanla, her ikisini de içine alır. Kamusal alan özelin aynasıdır, özel kamusalı yansıtır. Bence filmde de bunu göreceğiz zaten. Ve son olarak, hadi bunu sona bırakayım. Bu cümle çok güzel. Bunu yayının sonuna bırakacağım. Sonunda. Gerçekten çok güzel. Özellikle altın çizdim okumak istiyorum diye. Yani dedi, bunların önemli bir bölümü bu kitaptan. Diğerleri Cortazar söylediğim gibi. Ama ne kitapmış ya gerçekten. Benim artık... Dalga mı geçiyorsun benimle? Sen hayır, şu anda dalga mı geçiyorsun? Dalga geçmiyorum. Kesinlikle dalga geçmiyorum. Stüdyoda gerginlik. Okumayanlar lütfen, ben de okumadım. Bu kadar, bakın kaç bölüm oldu, üstüne bata her bata yayında, her yayında neredeyse referans veriyor. Artık ben de dahil olmak üzere bütün izleyicilerimiz bu kitabı okumalı arkadaşlar. Ama lütfen. Okuduğunuzda Ebamların hepsini biliyorum zaten diyeceksiniz, çünkü neredeyse satır satır hepsini anlattım. Ama değil tabii ki, Kundera'nın Lezzetli Kelimeleriyle okuyun. Gerçekten nefis bir kitap bu. Ya şunu da söyleyeyim, ben edebiyat ne kadar seviyorsam edebiyat üzerine yazılmış şeyleri okumaktan da o kadar hoşlanmam. Ama Kundera yazınca edebiyat üzerine yazdığı şey de edebiyat oluyor bence. Dolayısıyla keyif veriyor. Evet, artık kahvemi yudumlamak ve sana sözü devretmek istiyorum. O zaman ben de biraz yönetmenden bahsederek başlayayım. Sonrasında yavaş yavaş filmografisine ve filme geleceğiz zaten. Uzun uzun konuşacağız üstünden. Andrei Zviagintsev dedik. Zor söylüyoruz, epey zor söylüyoruz kendisini ama 1964 doğumlu Rus bir yönetmenimiz. Zaten şu anda rejimiz ekrana yansıttı. Sibirya'da doğmuş kendisi. Oyunculuk eğitimi alıyor aslında en başta ve sonrasında Moskova'ya gidiyor ve burada da sinema sanatları okuyor. Bu dönem böyle zor bir dönem aslında yönetmen için. Otobüs bileti alacak param yoktu diye ifade ediyor. Ve uzun süre oyunculuk yapıyor. Yani 14 yıl kadar oyunculuk yapıyor Moskova'da. TV dizilerinde oynuyor. Sonra TV yazarlığına başlıyor. Sonra da yönetmenlik yapma şansını buluyor yine televizyonda. Ve 2000 yılına kadar sürüyor bu dönem böyle. Oldukça uzun bir dönem. Ve böyle minik bir de bir dizi çekiyor orada. Bir film çekiyor televizyon için. Sonrasında da 2003 yılında Dönüşü çekiyor, Return. Birazdan afişini de herhalde göreceğiz ekranda. Yine yönetmeni görüyoruz şu anda. Ve ilk aslında böyle uzun metrajlı diyebileceğimiz filmiyle büyük ses getiriyor dünyada. Benim de en sevdiğim filmidir bu arada. Birazcık böyle yönetmenin, yani Leviathan'a varana kadar bütün filmlerinden yavaş yavaş bahsetmek istiyorum. Çünkü aslında hepsi birbiriyle bağlantılı. Yönetmenin sinemasının ana eksenini Sovyet dönemi sonrası Rus toplumu oluşturuyor. Çürümenin sineması da deniyor aslında yönetmenin sinemasına baktığımızda. Ve mikropolitik alanla başlayıp sonra Leviathan'a kadar böyle bir makropolitik tarafa doğru geliyor ve genelde böyle önce ailenin çürümesi üzerinden Rus toplumuna bakıyor. Dönüşte mesela bir babanın ve uzun yıllar evinden ayrılmış, sebebini bilmiyoruz ve eve geri dönüşü ve iki oğlu üzerinden o aile içindeki iktidar çatışması ve onların babaya olan isyanı üzerinden de aslında bireyle otoritenin çatışmasını izliyoruz. Ve bununla zaten bu film ile Altın Aslan'ı aldı Venedik'te. Buradan da böyle bir Rus toplumundaki yabancılaşmaya bakıyor aslında Dönüşle birlikte. Ve en çok üstünde durduğu konulardan biri yönetmenin, bütün filmlerinde bunu görüyoruz. Burada Dönüşte önce bu baba tanrı ile başlıyor bu ikilik. Sonra da baba tanrı devlet olarak aslında bu üçleme üzerinden bütün filmlerini bunun böyle ana teması olarak yerleştirdiğini görüyoruz. Sonra ikinci filmi Sürgün var. Orada da şehirden taşraya göç eden bir aile üzerinden yine toplumsal ilişkilere dair bir eleştiri sunuyor. Doğayla iletişimi kopan bireylerin aile içindeki iletişimlerinin de nasıl birbirinden koptuğu, burada da Rusya toplumundaki yine yabancılaşma ve aslında ne kadar birbirlerini anlamadıkları ve bu Sovyet sonrası Rus toplumunun ne kadar farklılaştığı ve iletişimlerin ne kadar koptuğu üzerine bir eleştiri var. Burada da Cannes'da Altın Palmiye'ye aday oldu yine yönetmen. Böyle bol, sürekli adaylıklı ve ödüllü bir sinematografisi var. 2007'ydi bu da.
Sonra Elena geliyor. En zayıf film olarak genelde değerlendiriliyor. Burada yine böyle bir sınıfsal farklılıklara giriyoruz. Yine aile üzerinden biraz artık sınıfsal farklılıkları izlemeye başlıyoruz. Ve yavaş yavaş o kastettiğim Leviathan'da göreceğimiz makro eksene doğru kayma var. Sonrasında da tabii yani kimilerine göre en çok sevilen filmi Leviathan, dediğim gibi benim için, ben ilk filmlerini daha çok seviyorum sinematografik açıdan, ama burada artık iyice sinemasının eksenine makro iktidar çatışmalarını yerleştiriyor ve buradan Rus toplumunu izliyoruz biz. Burada da şöyle, aslında baktığımızda bir erken dönem filmlerine baktığımızda daha çok orada böyle ruhsuz karakterler, despot babalar, çürümüş aileler görürken burada direkt bir sahil kasabasında evinin kamulaştırılmaması için mücadele veren bir araba tamircisini merkezine koyuyor. Ve burada belediye başkanıyla ve belediye başkanı da artık aslında bütün devletin yansıması olarak görüyoruz belediye başkanını. İkisi arasında süren bir çatışma izliyoruz. Burada yönetmen şunu gösteriyor bize. Ya, kurtuluşun nerede olduğunun cevabını vermiyor hiçbir zaman, ama kurtuluşun nerede olmadığının cevabını veriyor aslında. Leviathan kavramı da çünkü hem İncil'de geçtiği haliyle hem de Hobbes'un kitabında geçtiği haliyle aslında izliyoruz. Bu anlamda bir din tarafında da ciddi bir eleştiri var tabii ki. Din adamlarına da eleştiri var, devlet adamlarına da eleştiri var. Aynı şekilde bireyin de kendi içinde nasıl o iktidara sahip olduğunda aslında onun da bu güç ekseni üzerinden, yani gücü eline aldığı anda nasıl diğer bireyler üzerinde aynı iktidarı uyguladığıyla ilgili de bir eleştiri ve güvensizlik üzerinde de tabii ki. Yani çünkü işte en güvendiği arkadaşı da fırsatını bulduğu anda aslında onu yine aldatıyor gibi bir tema üzerinden yaklaşıyor yönetmen. Dediğim gibi burada bir kış uykusuyla yarışmıştı Cannes'da. Kimilerine göre hatta bu filmin alması gerektiği üzerine büyük tartışmalar var. Ama benim için, ben mesela her türlü kış uykusunu tercih ederim. En sevdiğim filmi değil ama çok başarılı bir film. Özellikle yani senaryo açısından zaten en iyi senaryoyu aldı yine Cannes'da. Oldukça başarılı. Oscar adayıydı aynen. Sonrasında zaten hani Sevgisiz'de de yine Oscar adayı oldu. O yüzden böyle bir Amerikan sinemasının da sevdiği bir yönetmen, Rus yönetmen. Tarkovski bile çok sıkça karşılaştırılıyor zaten. Biraz böyle hani Amerikan sinemasında böyle Amerikalıların çok sevmesine, ben böyle bir hani Rus toplumuna böyle bir sürekli bir eleştirel gözle bakıyor olmasının etkisini görüyorum açıkçası. Daha bir oryantalist bir şey değil mi? Bir tarafı var yani. Evet evet, öyle bakıyorlar gibi geliyor bana. Kitapta bana, zaten çok pardon, lütfen devam et. Şey ilginç gelmişti. Rusya'nın bu filmi Oscar adayı olarak seçip göndermesini çok enteresan bulmuşum. Çünkü hani işte bir Putin fotoğrafı ama aslında yani mevcut sistemi eleştiren bir film olduğu için çok ilginç gelmişti bana bu tercih o zaman. Evet. Ya hani filmi de aslında şey gibi yansıttılar. Yani işte böyle Kremlin'e yapılmış bir eleştiri gibi lanse edildi. Yani Avrupa'da da o şekilde lanse edildi. Öyle konuşuldu hep. Evet, ona rağmen gönderilmesi ilginç. Orada da muhtemelen daha böyle stratejik bir şey mi izlediler bilmiyorum. Çünkü yönetmenin sonrasında şöyle bir açıklaması var. Hikaye, hani bunu tabii bilmiyorum, eleştirilerden dolayı da söylemiş olabilir. Nasıl bir ortam, malum Rusya, yani her şey yaşanmış olabilir ama aslında böyle Amerika'da duyduğu bir hikayeden esinlenerek yazdığını söylüyor yönetmen. Amerika'ya gittiğinde işte orada bir işçinin hikayesinden etkileniyor ve sonra 6 yıl boyunca o hikaye üzerine çalışıyor ve sonrasında bu film ortaya çıkıyor. Buradan da diyor ki aslında bu hikaye her yerde yaşanabilir. Yani benim burada sistemsel bir eleştiri değil aslında yaptığım şey, devletin otoritesine karşı bir eleştiri sunuyorum gibi bir açıklaması da var. Bu film, biz bugün yani davayla karşılaştırarak okuyacağız ama bir taraftan da işte Orwell'le de çok karşılaştırıyor. Aslında Big Brother kavramıyla da çok karşılaşan baba figürü, yönetmenin bütün filmlerinde gördüğümüz baba figürü Big Brother'la çok fazla karşılaştırılıyor. Burada da az önce söylediğin gibi işte o Putin'in, zaten arkada görüyoruz Putin'in resmini. Oradaki bir
Putin'in iradesini sembolize ettiği, hatta böyle bir sahnede devlet adamlarına nişan alıp ateş ediyorlar yani. Stalin ve Lenin var. O yüzden de ama dediğim gibi yani böyle çok bireysel bir kişiler üzerinden ilerlemiyorum ya da sistemler üzerinden ilerlemiyorum ama devlet otoritesinin toplum ve birey üzerindeki etkisi üzerine daha çok benim eleştirilerim diyor yönetmenimiz efendim. Genel hatlarıyla böyledir. Film evet. Yönetmenimizin sineması. Of. Teşekkürler. Çok bence ikimiz de yeterince yorulduk ve burada bu şeyi kapatabiliriz. Şöyle, bu arada Orwell evet mantıklı. O büyük birader meselesi görüyorum onu. Ama bence bu davayla daha güzel eşleşti diye de kendimize puan yazıp. Orwell'le ilgili de bu arada bir eşleşmemiz var planladığımız. Umuyoruz onu da önümüzdeki dönemde yapıyor olacağız. Orada da böyle bir değişik, Orwell'in distopyaları değil de yine bir sistem eleştirisi üzerinden gideceğimiz bir bölüm planlıyoruz. Deyip artık neden bu eşleşme? Aslında bunu da izah ettik yani başından beri çok söylüyoruz. Biraz temalar üzerinden gitmeye başlayabiliriz bence. Aslında şöyle oldu ikimiz için de. Yani bu yayından biraz çekiniyorduk. Çünkü yani işte bir Kafka, bir işte böyle büyük bir yönetmen ve çok büyük konular filan. Ama bir yandan da yani şeyler, isimler büyük olmakla beraber o kadar iyi uydu ki böyle hani çok hızlıca işte temaları belirleyebildik. Çünkü gerçekten birbirlerini çok tamamlıyorlar. Şöyle bir şey. Şimdi ben de Leviathan diyorum. Az önce senin dediğin gibi. Evet, yani evet efendim. Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Frankofon Anglo-Sakson. Ben de Leviathan diye okudum bunca yıl. Ben de onu çeviremiyorum şu an. Bu Leviathan meselesi, şimdi evet çok dini referanslar var filmde. Mesela Kafka'da görmediğimiz bir şey bu. Kafka pek dinle ilgili yazmayan ve hatta bu yüzden böyle bir Kafka'nın teolojisi falan üzerine böyle fikirler falan üretiliyor. Onu orada nasıl bir teoloji bulunabilir falan diye. Ama yine Kundera'nın dediği gibi bir rahat bırakalım Kafka'yı noktasındayım ben orada. Ama filmde çok var ve evet işte senin de söylediğin gibi iki anlamlı. Bir büyük deniz canavarı İncil'de geçen ve işte Hobbes'un 1651 yılındaki meşhur kitabının Leviathan kitabında bir, evet benimki nerede bilmiyorum. Üniversiteden beri çok elime almadım açıkçası. Bu da bizim evet kütüphanemizde buldum açıkçası ben de. Derinlerinde. Evet. Görüyoruz. Bu yani şimdi Hobbes da İncil'den alıyor tabii ki sözcüğü ama devlet için bir metafor olarak kullanıyor. Yani şimdi çok uzun uzun anlatmak istemiyorum şeyi. İşte Hobbes'taki doğa durumu, savaş durumu filan o kavramları. Ama çok özetin özeti şey şöyle oluyor. İnsanlar, vatandaşlar haklarını devlete devrediyorlar. Bir şekilde bir düzenin sağlanması için. Ve hal böyle olunca da devlet zaman içinde vatandaşları köleleştiriyor ve bu haklarını gasp ediyor ve böyle bir garip bir forma bürünüyor, insanlar üstü bir hal alıyor ve yönetilemez ve mücadele edilemez hale geliyor gibi bir şey. Film zaten tam olarak bu çift anlamıyla ama belki de daha çok Hobbes'a referans vererek, biz bu arada böyle Eyüp Peygamber'in hikayesinden esinlendiği de var. Şey Tevrat'ta geçen Eyüp Peygamber hikayesi zaten çok edebiyatta da sinemada da çok dönülen bir hikaye Eyüp Peygamber hikayesi. Ama artık onu da geçiyorum. Buradan bir de Tevrat'tan da bir de Tevrat anlatmayayım artık. Ay tövbe yarabbim. Neyse. Şöyle. Bu yayında tövbe yarabbim denendi artık. Ben burayı da rahat davranıyorum. Evet tamam. Sizi ciddiyete davet ediyorum. Ciddi bir konu konuşuyoruz. Evet, lütfen. Şöyle, şimdi en temel yerden başlayalım. İkisinde de ilk gördüğümüz şey. Canavarlaşan, işte Leviathan'laşan devlet meselesi. yani içinden geçmekte olduğumuz dünya döneminde
özellikle işte popülist devletler ve onların otoriter ve izin verilirse, alan tanınırsa totaliterleşen uygulamalarını düşündüğümüzde, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç ay önce yaşananlar Trump gitmeden önce gözümüzün hala aklımızda iken, devletin canavarlaşmaması çok zor. Bir kere onu galiba ortaya koymak lazım. İki eserde de onu görüyoruz. Yani o şöyle bir şey oluyor orada. Yani devlet büyüdükçe ve işte kolu bacağı uzandıkça aslında seni daha çok belki öyle bir şey oluyor. Güçlü de, devletimiz güçlü olsun, bizi korusun, kollasın. O öyle olmuyor işte. Büyüdükçe, kolu bacağı uzandıkça daha çok alan gasp etmeye başlayan bir şey haline geliyor. Ve bir noktadan sonra da meşruiyet kaygısı taşımamaya başladığı noktada zaten kontrol edilemez hale geliyor. Aslında filmde mesela çok bariz gördüğümüz şey bu. Senin bir hakkın yok, hiçbir zaman yoktu diyebiliyor mesela. Keza kitapta da gördüğümüz, yani hiçbir şey söylemeden makam suçluyu değil, suçlu makamı seçer diyor mesela gelen dedektifler falan. Böyle bir şey, yani çok büyümüş ve güçlenmiş devletin şeyini görüyoruz, canavarlaşmasını ve hegemonyasını. Aslında ilk temamız buydu deyip buradan size devredebilirim. Evet, sana. Burada devlet zaten yapısı itibariyle ilk başta insanları bir araya getirerek güçleniyor. Yani bu hani Leviathan'ın da zaten canavarlaşması buradan geliyor ve sonrasında da onu bir araya getiren insanları köleleştiriyor. Genel işleyiş prensibi bu şekilde. Yani tabii ki hani her devlet için demeyelim, yani sosyal devletler de var dünyada ama hani ama kavramsal olarak böyle. Aynen öyle ki hani Rusya için de yani hani zaten benzer bir teamül var, yani Türkiye'deki devlet yapısıyla açıkçası benzer bir teamülden geçtiğimiz için bizim de çok sık yaşadığımız ve içinden geçtiğimiz dönemde de ensemizde hissettiğimiz açıkçası bir devlet yapısı var şu anda. Burada tabii yani güvenlik kavramıyla biraz belki bakmak lazım. Çünkü insanlar ilk başta bu güvenlik endişesiyle kendilerini otoriter rejimlere teslim ediyorlar. Sonrasında da ama bunu özgürlükler perspektifinden değerlendirdiğimizde tabii ki özgürlüğünüzü de teslim etmiş oluyorsunuz. Mesela şu an en basitinden işte COVID-19 yani pandeminin içinden geçtiğimiz dönemde hepimizin telefonunda biliyorsun bir uygulama var. Yani şu anda devlet bizi takip ediyor aslında bu uygulamayla. Yani işte nereye girdik, bunu nereye gönüllü çıktık. Olarak yapıyoruz. Gönüllü yani. Olarak yapıyoruz. Yani ama bunu bir özgürlükler tarafından baktığımızda konuya çok korkunç aslında. Ama işte hani bu tip böyle bir tehlike anında yine böyle ilk sığındığımız yer tabii ki insan yapısı itibariyle böyle bir sanıyorum ki kendinden daha büyük bir güç arıyor. Yani onun ne kadar bir hani canavar olduğunda farkında olsak ki hatta bazı insanlar bundan zevk de alıyor. Yani bu gücün altında ezilmekten de zevk alan, yani insanın öyle de bir yapısı halinde. Var. Aynen. Teslimiyet halinden. Yani gene ne yazık ki böyle bir insan devlet mekanizması arasında böyle bir ilişki var. Tabii ki bunun hani sınırlarının doğru çizilmesi, devlet adamlarının nerede durması gerektiğini iyi belirlenmesi. Yani biz çok korkunç şeyler izliyoruz şu anda, biliyorsun yani hani böyle bir Twitter'a böyle bir 10 dakika girmeye tahammül edemiyorum. Ne yazık ki bu kavramlar tabii özellikle Türkiye gibi toplumlarla hiç oturmamış olduğu için aslında hani biz devletten ne beklememiz gerektiğini bile bilmiyoruz. Yani. Evet. İşte bir... tam olarak belki buradan alayım bilmeme meselesinden. Hı hı. Çünkü az önce Kundera'da da söylediğim bu yani mistik hal, metafizik bir hal alan devlet meselesi. Şimdi bu devletten ne istediğini bilmiyorsun. Devletin tam olarak ne olduğunu, nerede durduğunu da bilmiyorsun. Aslında böyle bir mesele var ve devlet bunu kullanarak aslında kendini o gizemli şeyin arkasına bürünerek bir
hegemonyasını bunun üzerinden kuruyor. Bir araç olarak kendini gizlemeyi seçiyor diyeyim. Ya şöyle, ya ben Kafka okurken her zaman aklıma hep Foucault gelir. Zaten çok var Kafka, Foucault beraber okumalar. Şeyde de bence bu film de mesela Foucault ile ilişkilendirilerek rahatlıkla okunabilir. Bir, çok kısa bir şey okuyacağım. Bir, üç cümle. Bu Foucault'un meşhur Disiplin ve Ceza kitabından bir bölüm. İnsanların denetlenmeleri ve kullanılmaları için ayrıntının titiz bir şekilde gözleme alınması ve aynı zamanda bu küçük şeylerin siyasal olarak hesaba katılmaları, kendileriyle birlikte bir teknikler bütününü, koskoca bir usuller ve bilgi, tavır, reçeteyi taşıyarak klasik dönem boyunca yükselmişlerdir. Ve modern hümanizmanın insanı hiç kuşkusuz bu önemsiz şeylerden doğmuştur. Foucault'u görüyoruz bu arada. Şimdi bu bence bu ayrıntılar bütünü ve insanın onun içinde kaybolması hali. Bu Kafka'nın da çok kafa yorduğu bir şey. Mesela kitabı anlatmadım ama yani kaba hatlarıyla zaten herkes biliyordur. Bir sabah müfette dedektifler geliyor evine, işte suçlusunuz diyor, evini arıyorlar hiçbir şey söylemeden falan. İşte hakkınızda bir soruşturma var, dava var falan, neyse böyle bir ne olduğu da belirsiz bir şey. Ve öncelikle çok uzun süre Kafka suçunun ne olduğunu, önce davanın nerede olduğunu anlamaya çalışıyor. Nerede bu dava, nasıl gideceğim, nasıl başvuracağım ben? Onu bulduktan sonra oradaki işte yetkililere, yani işte hakime falan değil zaten, alt kademe nasıl ulaşacağım, nasıl savunma yapacağım, nasıl olacak falan, bunu çözmeye çalışıyor. Şatoda da benzer bir şey var. Yani mesela dev bir şato var ama kim var orada, kont kimdir, ona nasıl ulaşır, böyle korkunç bir bürokrasi, kademe kademe kademe. Ve o bürokrasinin içinde kayboldukça labirent gibi, ki Kafka labirent metaforunu gerçek şeyle de yani kullanıyor. Binanın şeyindeki bina kısmına geleceğiz zaten. Siz kayboldukça belki aynı yerlerde dolaşıyorsunuz ama çok büyük bir yerin içinde olduğunuzu sanıyorsunuz. Labirent öyle bir şeydir malum. Aslında devlet de bunu yapıyor. Yani seni ayrıntılarda boğarak kendini büyük bir yere, büyük duyumsamana sebebiyet veriyor. Bu belki sen şeye, yani ona da ona girmeyeyim, konuştuk çünkü bu filmdeki dava sahnesi ve bitmek bilmeyen ayrıntılı metinler, evet, meselesi. Aslında aynı şeyi görüyoruz orada da. Aynen öyle. Ben de kitaptan bir şey not etmiştim, kısa bir anekdot. Onu okuyayım. Sonra filme değineceğim ayrıca. Hayır, sen kitapla ilgili konuşamazsın. Sen filmle ilgili konuşacaksın. Benim de bir baskı var şu anda. Her insan kanun kapısına içeri girmek ister. Öyleyken neden bu kapıdan girmek isteyen benden başka kimse olmadı? Senden başka kimse bu kapıdan giremezdi çünkü bu kapı sadece senin içinde gibi. Yani aslında bize tabii hissettirilen şey de bu, yani devletin tam olarak birey üzerinde yaptığı şey bu aslında. Yani o kendini bir noktada o kadar hani yani öyle bir ortamda bulursan eğer, bilmiyorum, böyle aramızda izleyenler içinde yaşayanlar vardır belki, yani herkesin devlet dairesi en azından işi, evet, düşmüştür diye tahmin ediyorum, o çözümsüzlük zinciri içerisinde, o bürokrasi içerisinde. Orada böyle kendinizi gerçekten böyle hani çok yalnızlaştığınız bir taraftan ve ama bir taraftan da o sistemin bir parçası hissetmeye ihtiyaç duyduğunuz bir ortam devlet dairesi. Oradaki filmdeki sahne de öyle mesela. Senin dediğin gibi yani o kadar işte anlaşılmaz ve böyle sistematik olarak böyle çözülmez bir yere gidiyor ki konu. Gerçekten tamam hani artık teslim oluyorum. Evet. Noktasına, hani sana ne derlerse zaten kabul edecek noktaya geliyorsun. Anlamıyorsun. Anlamıyorsun çünkü. Anlaşılmaz kılmak yani. Ya, şu anda da yani yine Türkiye örneğe ne yazık ki uzaklaşamıyorum. Yani keşke hiç bizim ülkemizde böyle şeyler yaşanmasa ve böyle bir Nordik bir ülkedeymişçesine aa evet böyle şeyler de oluyor falan desem ama şu anda da biliyorsun yani işte böyle insanlar evlerinden alınıyor, hani ne oldu, ne bitti, evet, ne için alındı, yani çok uzun süre böyle günlerce işte gözaltına tutuluyor vesaire, bilinmeyen böyle bilinmezlikler içerisinde bir süreç yaşanıyor. Geçen hatta böyle benim de böyle
işte böyle bir anlamsız bir hikaye geldi başıma. Mesela hala şey çok büyük bir yanlış anlaşılma olduğu halde ve davayı kazanmış olmama rağmen hala ama işte hani i̇şte, zararı karar uygulandı. Evet. Bekliyoruz evet. Şu anda. Ne zaman olacağına dair de bir şey yok. İşte dosya başka bir mahkemeye gitti. Mahkemeden dönmesini bekliyoruz mesela şu anda. Hep böyle oturduk bekliyoruz sadece. Evet işte bu zaten yani şöyle bir şey var. Dosya lafı özellikle şey yani bürokrasi, Kafka bunu çok güzel anlatıyor. Bence filmde de görüyoruz. Filmde dava sahnesinin dışında şeyde de görüyoruz. Dima'nın daire daire gezmesi var ya, burada kimse yok işte ya şey, görevli burada değil falan, savcı burada değil falan diyor. Nerede? Ya bu gelmeyecek falan. Gidiyor o zaman üstüne çıkayım diyor ya falan. O tam şey yani insana o şeyi hissettirmek üzere kurgulanmış bir sistem o. Yani sen bana tabisin yani bana devrettin ve bir zavallısını hissettirmek üzere. Yani bürokrasi böyle bir formlar ve dosyalar selinin altında kalmış. O böyle bir garip bir hiyerarşi, memuriyet hiyerarşisi. Böyle bir belli bir konuyla ilgilen, yani kim o işin yetkilisi onu bulmak imkansız. Ama memurlar büyük bir ciddiyetle, bir de öyledir ya devlet dairesi. Herkes harıl harıl çalışıyor gibi bir görüntü mesela. Ne oluyor? O zaman neden işlemiyor? Yani bu mesela şeydeki Kafka'nın davasındaki şey çok etkileyici o anlamda. Yani gözünüzün önünde canlanan o garip. İşte belki o şeylerden döndürebiliriz koyduğum. Kafka'nın kendi çizimleri vardı aslında dava ile ilgili. Belki onu koyabiliriz. Sanki onu görmedik diye hatırlıyorum. Yani o bir şey hali. Herkesin çok çalışır gözüktüğü ama aslında hiçbir şeyin tam olarak iş ilerlemediği. Ve fakat bu çizimler Kafka'nın kendi çizimleri. Ve insanın o kaosun içinde kendini teslim etmek zorunda hissettiği bir şey. Ve belki şeyi burada da, onu da söyleyeyim. İşte tam olarak buradan gelebiliriz demiştik zaten. Üçüncü tema olan bu kapalı mekan meselesine. Yani devlet dairesi, mesela hapishane, Foucault'un yine ona referansla söyleyeyim. Yani hapishane Foucault'un çok üzerine düşündüğü ve epeyce yazdığı bir şey. Yani bir böyle o iktidarın, mikro iktidarın bir fiziksel mekanı olarak. Filmde de var. Şeyde zaten o devlet dairesi fikri, içinde kaybolduğunuz devlet dairesi, o da o bir araç olarak hegemonik şeyini şey yapıyor. Ben mesela bir şey hissederim. Yani ne vakit adliyeye işim düşse, yani o dev binalar hani sana şey diyor yani, bak devletin karşısına çıkıyorsun demek için o biçimde, o kabalıkta. Neden bütün adliye binaları böyle brutal Sovyet şeyiyle yapılıyor. Bence bu yüzden yani böyle hani haddini bil, ayağına denk al, burada devletin karşısındasın demek istiyor sana yani. Çok acayip bir şey bu anlamda. Yani evet, bir de bu mekan meselesi var. Mimari ve mekandaki hegemonya, evet. Devlet hegemonyası. Evet ya, mekandan bağımsız düşünülemiyor zaten, çünkü böyle en işte estetik olarak da ya da işte fiziksel olarak daha doğrusu temas ettiğimiz yer mekan olduğu için o kendini küçük hissetme ve o çıkışsızlık hali özenle seçiliyor diye düşünüyorum. Yani evet, yani zaten hani Sovyet Rusya'sındaki o hani sonrasındaki o zaten Türkiye'deki devlet dairelerinin büyük bir çoğunluğu, özellikle işte 90'larda vesaire yapılmış büyük bir devlet dairelerinin çoğunluğu zaten hani o mimariden etkileniyor. Şu an ona böyle biraz oryantal ögeler, varak katıyoruz. Evet. Altın varak katıyoruz. Ben bu yayını yerelleştirme konusunda bir şey içerisindesin. Ben ne güzel kavramsal ilerlemeye çalışıyorum ama sen peki evet. Tamam. O yüzden de yani o mekanla ilişkisi devletin ve bürokrasinin evet böyle oluyor. Yani filmde de zaten bunu görüyoruz, senin dediğin gibi böyle işte o çıkmaz kapılar, böyle uzun koridorlar, hep böyle işte bir, o kapıdan çıkıp diğerine giriyorsun falan. Adeta bir Zeki Demirkubuz filmişçesine çok fazla kapı figürü evet. Var. Aynen. Evet, mekanla ilişkisi de bu şekilde ne yazık ki. Buradan da şeye geçeceğiz yavaş yavaş. Bu yani özellikle filmde tabii çok net bir şekilde gördüğümüz devletin mülkiyet hakkının gaspını
aslında meşru görmesi, meşrulaştırması. Çünkü işte zaten her şey devletin, neden olmasın ki yaklaşımı. Burada yani o ototamircisi ana karakterimizin o sahildeki evi üzerinden o belediye başkanıyla giriştiği ve sonunda da kaybettiği aslında o savaş. Yani orada hani o bireysel mücadelenin de çözümsüzlüğü ne doğru geleceğiz birazdan aslında bir sonraki temamızda. Hani senin filmle kitapla bağdaştırmak istediğin bu mülkiyet hakkının gaspı ile ilgili neler var? Ben de filmle ilgili mi konuşamıyorum? Kitapla ilgili söyleyecek bir şeyim varsa ya, söyleyeyim yoksa. Peki. Ya şöyle çok yok aslında şöyle var. Yani filmdeki kadar bariz değil tabii mülkiyet meselesi ama yani devlet deyince devleti mülkiyetten bağımsız düşünmek diye bir şey söz konusu olamaz tabii ki. Devlet her zaman en işte zaten en büyük tartışma yani en şey devlet bile liberal devlet bile bir biçimde bir mülkiyet ilişkisi yani devletlerin biçimleri aslında hatta bunun üzerinden tanımlanıyor. Mülkiyetle kurduğu ilişki üzerinden tanımlanıyor. İşte sosyalist devlet vesaire de. Dolayısıyla önemli tabii ki devleti mülkiyetten bağımsız düşünemeyiz. Kitapta o kadar yok ama ben mesela oradan baktığımda böyle üstü örtülü olarak şeyleri hatırlıyorum. Hatırladım düşünürken. Yani mesela o dedektifler giriyorlar işte şeylere Kafka'nın da şey Kaan'ın evine. Böyle üstü kıyafetlerini karıştırıyor, oturuyor, kahvaltı getirmiş ev sahibesi, onu yiyor falan. Böyle bir hani aslında sana söylüyor yani ne mülkiyeti ya devlet karşında tabii ki hepsi bize ait. Yani tabağındaki yemeğe kadar devlet orada onu hatta parasını da alıyorlar. Böyle cebinden de para çalıyorlar. Böyle bir hikaye vardı doğru hatırlıyorsam. Ya şatoyla karıştırmıyorsam galiba davada. Dolayısıyla evet ya yani mülkiyet devletin dertlerinden, temel meselelerinden biri ve işte o ama sonuçta mülkiyet hakkını koruması için de devlete başvuruyorsun. Ama devlet senin mülkünü gasp etmeye kalktığında ki bu hadi ben de geleyim. Çok özellikle mesela ülkemizde yani yakın Türkiye tarihinde çok yaşanmış bir şey. Hatta son dönemde bile oldu ama asıl tabii o, özellikle gayrimüslimlere yapılan mesela o mülkiyet gaspları meselesi. Dolayısıyla yani evet böyle bir şey ikisinde de görmek mümkün. Zaten dediğim gibi yani devlet konuştuğumuz bir yayında kısacık da olsa bir mülkiyete değinmemek olmazdı. Ama filmde zaten çok çok bariz. Ya bir şey var yani sana okuduğum az önce bu ceza suçunu arar. Ya bunu aslında bu Kafka ile ilgili filmde de görüyoruz. Yani cezası belli adamın başından beri belli yani Kolya'nın cezası belli. Suçu da buluyorlar sonrasında aslında K'ya olan şey gibi yani onun da durumu belli ya bir şekilde devlet onu suçlamaya karar vermiş. Herkes biliyor bunu. Dolayısıyla evet peki o zaman son soru. Bütün bunlar üzerinden yani ilave edeceğim bir şey yoksa. Yok burada son temada Eylül'de böyle bir umutlu ve umutsuz bitirmek üzerine minik bir tartışma demeyeyim de yani böyle aramızda umutlu bir bitiriş mi bu umutsuz mu bir bitiriş mi sorusu ortaya çıktı. Muhtemelen size de böyle bu soruyu bırakarak ayrılacağız yayından. Bu insanın devlete meydan okumasının bedellerini konuşmak istedik son temada ve bunun benim sonuçsuzluğu belki de hani mümkün müdür? İnsanın devlete meydan okuması ve bu böylesi her zaman sonuçsuz bir yere mi gider? Eylül ne diyorsun diye pası sana attım önce. Doğru sorular. Ya şöyle, ya devlete meydan okumak mümkün müdür? Ya mümkündür. Ben inanıyorum buna. Yani dünya tarihinde olağanüstü direnişler var ve bu sayede neler değişti? Yani bugün İyi kötü elimizdekilerin en iyisi olan sistem olan demokrasiye erişebildiysek de birilerinin devlete meydan okumasıyla kimi zaman büyük halk hareketleri kimi zaman da böyle tek tek kişilerin acayip işleriyle mümkün oldu. Ama bedelleri kısmı tabii yani işte orada mesele işte devletin ne kadar o yani o bürokrasinin kolunu bacağını uzatmasına ne kadar izin verirseniz meydan okumanız gerektiğinde ödeyecek dönecek bedel de o kadar büyük oluyor. Yani onu devleti
O işte bu deniz canavarına dönersek, yani her şeyi yutan ve gitgide büyüyen deniz canavarı, o kadar büyümesine izin vermeden karşı mekanizmalarla kontrol edilebilir hale getirmek lazım. Yoksa işte korkunç bedeller ödeniyor. Kendi ülkemizde de görüyoruz. Devleti meydan okumasalar bile karşılarına alıp varlıklarıyla devlete meydan okuduğu düşünülen birileri hapse atılıyor falan. İşte iddianamesiz falan yıllarca. Yani çok korkunç şeyler oluyor. Dolayısıyla çok büyük bedeller bunlar. Yani umutlu mu bu bitiriş, umutsuz mu onu da hala da bilmiyorum ama işte yani. Benim buradaki en büyük endişem aslında buradan yola çıkarak genelde bu, yani o devlete doğru zamanda müdahale edip o sınırı koymak yerine ne yazık ki gittiğimiz yer şu anda özellikle modern toplumda, yani bu kadar dışa bağımlı yaşarken ve dünyadan bu kadar haberdarken, daha çok bunu yargılamak için söylemiyorum, hepimiz zaman zaman yapıyoruz, anlıyorum da, daha çok bireyin kendini kurtarması üzerine gidiyor yani. Ve hani artık bununla savaşamayacağına hükmedip en azından işte kendimi, ailemi, yakın çevremi, arkadaşlarımı hani kurtarıp bu bir başka bir ülkede yaşam kurmak olabilir. Kendi kendindeki hayatını belki çok küçültmek, kendi çevrene hapsolmak olabilir. Genelde bu şekilde ilerliyor ve çözümü ne yazık ki hep burada buluyoruz gibi. Yani ben de öyle, açık konuşmak gerekirse. Çevremdeki çoğu insan da öyle yaşıyor şu anda. Mesela işte şu anda bu yayını çekerken Boğaziçi'deki direniş hala sürüyor. Umut ediyorum ki yayınlandığında haklı zaferlerini elde etmiş olacak gençler, ama mesela orada da öyle çok duygusal bir video yayınladılar, en son izlemişsindir sen de. Yani artık hani ülkemde istenmediğimi düşünüyorum. Evet. Biraz o noktaya geliyor ne yazık ki. Yani o hani sonuçsuzluk dediğimiz ve umutsuz bir yerle bitirmek istemiyorum. Tabii ki umut her zaman var. Sadece bu insanların varlığı bile umut etmemize yetiyor bence, ama bir taraftan da ben de umut ediyorum ki çözüm hani istenmediğine hükmetmesi bu gençlerin olmaz ve hani burada işte kendileri için ve tabii ki hani ait hissettikleri değerler için yaşarlar ve savaşırlar diyerek biz de öyle tabii ki. Yani hani ben de öyle de aynı şeyi düşünüyorum. Yani duygusunu diyerek, çok iyi anlıyorum. Yoksa yani maalesef. Evet, peki şöyle, o zaman şunu söylemek istiyorum ben. Yanıma almayı unutmuşum. Ama burada harika, hemen alıyorum. Şu, eğer bu filmi ve kitabı sevdiyseniz, ya çok böyle bir okunmasını çok önereceğim. Bu Bernard Malamud'un Tamirci kitabı, yakın zamanda okudum. Tam biz bu eşleşme üzerine çalışırken ben bu kitaba başladım ve İşte Kafkaesque bir Eyüp peygamber hikayesi diyordu ön sözünde. Ben böyle ay yok artık falan diye tam böyle. Çünkü bunları konuşuyorduk Tuğçe'yle. Çok benzer bir şey evren. Yani Kafka kadar güçlü olmaklar var. Çok kuvvetli bir hikaye. Kesinlikle seversiniz. Onu bir söylemek istedim. Ve işte sona bıraktığım alıntıyı okuyorum. Evet, bekliyorum ben. Artık alıntı bekliyoruz. Güzel bir kapanış olduğunu düşünüyorum çünkü. Yani sonuç olarak 100 sene önce yazılmış bir kitap üzerine konuşuyoruz. Ve hiç zaman, yani ne kadar zamansız aslında bugüne dair ve şeyi. Fakat Kundera diyor ki, Kafka kehanette bulunmamıştır. O sadece geride duranı gördü. Gördüklerinin aynı zamanda bir öngörü olduğunu bilmiyordu. Sosyal bir sistemin maskesini düşürmek gibi bir niyeti yoktu. Kendi mahrem ve küçük çapta sosyal tecrübelerinden tanıdığı insana dair mekanizmaları gün ışığına çıkartırken, daha sonraki evriminde tarihin bunları o geniş sahnesinde çalıştırmaya başlayacağını aklından bile geçirmiyordu. Ben bunu çok acıklı ve önemli buluyorum. Yani Kafka'nın evet, tabii ki bir kahin değil, geleceği falan görmüş de değil, ama yaşanmakta olanın neden yaşanmakta olduğunu anlayıp insana
dair, yani işte şey konuştuk, yani devlet insandan müteşekkil bir şey ve bu insandan müteşekkil şey öyle bir mistik belirsiz hale geliyor ki kendisini oluşturan insanların hayatlarını, onu var eden insanların hayatlarını yönetir, kontrol eder, gasp eder hale geliyor. Bu tabii çok böyle, yani vaktiyle görmüş olması, bunun bir kehanet değil, o zaman bile aslında ortada duran bir şey olmuş olması da bize dair çok acıklı bir şey. Yani hani sana umutsuz bitirir böyle olunca, yani buradan nereye gidilir bilmiyorum. Neyse, deyip önümüzdeki deyip haftayı söyleyeyim. Önümüzdeki hafta, evet. Bitmeden. Önümüzdeki yayın, daha doğrusu yine tarihini bilmediğimiz bir gelecekte yayınlanacak olan. Ama yani bu yayını izlediyseniz bundan iki hafta sonrası demektir. Hı hı. O da şu, Meksikalı yazar Valeria Luiselli'nin Kayıp Çocuk Arşivi kitabı ile Christian Petzold'un Transit filmini eşleştirdik. Mültecilik meselesi üzerine konuşacağız. Böyle üst üste zor ve moral bozucu konular biraz, ama konuşmak da lazım. Araya bir Paris falan sıkıştırmamız lazım. Aynen, neşeli bir şeyler sokmamız lazım. Neşeli bir şey sokmak lazım. Listeyi aklımdan geçiriyorum da, yani hepsi pek fena, farkındaysan. Evet. Neden böyle gider ayak 8,5 aylık hamileye hal? Hiç umutlu bir şey koymamışız. O gözle bir bakmak lazım galiba. Evet, değerlendirelim. Evet, tamam. Peki, teşekkür ediyoruz herkese. Çok teşekkürler. Yine uzun yayında bizimle olduğunuz için. Görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.